Merhaba arkadaşlar. Merhaba öğretmenim. Nasılsınız bugün? İyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Dersimiz? Fen bilimleri. Evet, dersimiz fen bilimleri. Konumuz maddenin ölçülebilir özelliklerinde kalmıştır. Bugün maddenin ölçülebilir özelliklerinden katıların kütlesini ölçelim konusunu işleyeceğiz. Katıların kütlelerini nasıl ölçebiliriz? Yani kütle deyince ne aklımıza geliyor? Katıların ağırlıkları. Ağırlıklarını nasıl ölçebiliriz? Bu gördüğünüz belki size biraz garip gelir, tuhaf gelir, belki görmeyeniniz vardır. Eskiden kullanılan ağırlık ölçme bireyi. Bunun adı terazi. Terazinin iki taneliği var. Kefesi var, iki kefesi var. Bir tarafına ne konuluyor? Ağırlık konuluyor. Diğer tarafına ise kütlesini ölçeceğimiz maddeyi koyuyoruz. Her ikisinin de şu pozisyona geldiğinde, şurada görüyorsunuz değil mi? Denk olduğunda ölçüm işlemimizi tamamlamış olacağız. Ne yapacağız ondan sonra? Buraya koyduğumuz gram ya da kilogramın ne kadar olduğunu hesapladığımızda o cismin kütlesini, ağırlığını ölçmüş olacağız. Bakın bu mekanik bir terazi. Artık ne kullanılıyor? Elektronik ve dijital teraziler kullanılıyor genelde. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın arkadaşımızın annesi babası manav pazarda. Bunlar siz ne kullanıyorsunuz? Ben dijital. Dijital kullanıyorsunuz. Başka siz de mi dijital kullanıyorsunuz? Artık bu kullanımı pek nadir artık. Neredeyse. Ben de bunu okulun müzesinden aldım. Okulun müzesinde duruyor artık. Çünkü çok eskiden kullanılıyordu bu terazi ile ölçme. Ama bununla da ölçülebilir yani gayet normal. Şimdi artık dijital elektronik terazilerle ölçüyoruz. Bir sonraki dersimizde zaten dijital elektronik terazilerle ölçüm yapacağız. Ben evden getireceğim. Evde benim mutfakta kullandığım bir terazim var, elektronik terazi. O teraziyle de ölçüm yapacağız. Şimdi bununla ölçüm yaparken ağırlıklarımız var. Bakın ağırlık birimimiz neydi? Kilogram. Alt birimlerimiz, yani kilogramdan ufak olan birimlerimizin neyle ifade ediyor? Gram ile ifade ediyorduk. Bakın şurada gördüğünüz 500 gram. 500 gram demek iki tane 500 kilogram neye eşit? 1 kilograma eşit. 2 tane 500 gram 1 kilograma eşit. Şurada yine bakın 200 gram görüyorsunuz. Şurada gramın görebiliyor musun? Evet. 200 yazıyor. 200 gram. Bak bunda 500 gram yazıyor. 200 gram, 500 gram. Çeşitli ne var? Ağırlık birimleri var. Bunda ne yazıyor? 100 gram. 100 mü 200 mü? 100 gram. 100 gram evet. Şu, ben gözlüğü de takayım. Net vereyim. Evet. Bunda 100 gram. Şu gördüğümüz kaç grammış? Siz de mi görüyorsunuz? 50 gram. Evet 50 gram. Daha da ufakları var. 20 gram. Ve muhtemelen sanırım bu da. Evet 10 gram. 10 gram. O da 1 gram mı artık? 2 gram. 2 gram. Daha ufak şeyler. Sizce ufak olan bu gramlarla neler ölçülebilir sizce? Bence çok daha değerli olan şeyler gramlarla ölçülebilir. Mesela altın ölçerken, gümüş tartarken, alt kütlesini ölçerken ufak gramlar kullanır. Öyle artık kiloyla altın alınabilir mi? Ya da 500 bana 500 gram altın 500 gram gümüş ver denilebilir mi? Ne diyebiliriz artık? Sadece katıların kütlesini ölçerken işte bana 1 kilo mandalina ver, 2 kilo elma ver, 1 kilo soğan ver ya da buna benzer bir şey ver diyebiliriz. Ufak gramlar, bakın kuyumcularda hemen hemen herkes gitmiştir, kuyumcularda görmüştür neler var? Onların daha hassas terazileri var. Gramın daha da altını ölçebilen hassas teraziler. Çünkü neden? Altın değerli bir maden olduğu için çok hassas ölçüm yapmak gerekiyor. Tartım yapmak gerekiyor. Evet, şimdi örnek bir tartım yapalım. Terazimizin her iki kefesinin de eşit olması gerekiyor ölçüm yapabilmemiz için.
bakıyoruz terazimiz hemen hemen ölçüm yapılabilecek ayarda. Şimdi terazimizin bir kefesine neyi koyalım? Şu çiçeğimizi, saksıyı, yapay çiçeğimizi koyalım. Bunun ağırlığını ölçmeye çalışalım. Önce kaç gram koyalım sizce? Bakayım şöyle bir. Bence 500 gram fazla olur. 200 gram koyalım. 200 gram ağır oldu. Demek ki bu tarafa bence bu tarafa bir 50 gram koyalım. Evet. Hemen hemen eşit oldu. Yani evet. 200 gram burada, 50 gram buraya koyduk. Ne yaptık? 200 gram buradan düşürdük. 50 gram buradan düşürdük. Yani bu çiçeğimizin ağırlığı 150 gram olduğunu gördük. Şu ufak çiçeğimizi ölçelim bile. Kaldıralım. Kim ölçmek için? Evet. Gel kızım. Koş kullan. Evet. Kaç gram o? 100 gram mı? 50 gram. Bakalım şöyle. 100 gramı koyabilirsin. 50 gramı alalım. 100 gram. 100 gram da ağır oldu. Bu tarafa kaç gram bu? 20 gram. 20 gramı koyalım. Bence buraya 50 gram. Şurada 10 gramı da koyalım. Şöyle 2 gramı da koyalım. O kaç gram? 10 gram. 10 gram ağır gelir. Yani hemen hemen eşitledik gibi. Bir gram daha olsa, yani buraya ne koyduk biz? 10, 20, 30, 31 gram, 32 gram koyduk. 200 gramdan 32 gramı çıkarttığımızda 168 gram. Yani bu çiçeğimizin kütlesi ağırlığı 168 gram. Bakın katı cisimleri biz bununla ölçüyoruz. Teraziyle ağırlığını, kütlesini ölçüyoruz. Şimdi şu mandalinamızı ölçelim. Kütlesini. Bakalım şöyle bir bak hissediyorum böyle. Ne kadar olabilir acaba? 200 gram. 200 gram koyalım. 200 gramdan ağırmış demek ki. Bir 100 gram koyalım. 300 gram yokmuş. Ne kadar bakalım şöyle. 20 gram koyalım şuraya. Evet. Burada kaç gram oldu? Bakın tam eşitlendi şimdi. 200. 250 gram mı? Evet. 250 gram. Burası kaç gramdı şu? 20 gram. 250 gramdan 20 gramı çıkartalım. 230 gram. Mandalinlerimizin, 4 tane mandalinin kütlesi 230 grammış. Evet arkadaşlar, anladık mı? Mekanik terazilerle ağırlıkları nasıl ölçüyoruz? Ağırlıkların kütlesini nasıl hesaplıyoruz? Anladık mı arkadaşlar? Evet. Bir sonraki dersimizde dijital terazilerle, elektronik terazilerle ölçüm yapacağız. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.